Panik bozukluğu veya panik atak, toplumdaki panik atak algısıyla kitaptaki panik atak bilgisi aynı değil. Onu söyleyeyim. Yani panik atak denildiği zaman kişinin hemen içi kaygı oluyor, eli titriyor, heyecan yaşıyor. Panik atak oldum ben diyor. Aslında panik atak öyle bir rahatsızlık ki kişinin beyindeki iç denetimle ilgili, kontrolle ilgili alanın çalışması bozuluyor. Beynin hipotalamus bölgesi var ortasında. Bu bölge beynin sinir sistemimizin, otonom sinir sistemimizin bir nevi yönetildiği bölgedir burası. Oranın çalışması bozulduğu zaman kişi de bir yere uyuşsa hemen şöyle hissediyor. Eyvah felç oluyorum diye yaşıyor. Yahut da bir ufacık bir başı dönse beynin o bölgesi hemen hatalı alarm veriyor. Düşüp bayılacaksın diyor. Göğsünde bir ufacık bir uyuşma, sıkışma olsa kalp krizi geçiriyorum diyor. Ya da bir kafası karışıklık olsa aklımı kaybediyorum der. Panik bozukluğu denilen durum kişinin denetim duygusunun bozulması. Nasıl fiziksel olarak uzuvlarımızın kemikler, kasların mesafesi açılınca bir ağrı hissederiz. Psikolojik bütünlüğümüz bozulunca da kaygı hissederiz. Bu kaygı bir stresten genellikle yahut da panik bozukluğu da aslında stresten bağımsızdır panik bozukluğu. Gece uykuda bile olur. Her şey yolunda giderken bile olur. Onun için daha çok kişileri endişe eder. Ya ben hiçbir şey moralim bozmuyor ki. Her şey gayet iyi ama kalbim çarptı. Birdenbire düşecek, bayılacak gibi oldum diyor. Ve vapura binemiyor, trene binemiyor, uçağa binemiyor. Bir sürü kaçınma davranışları ortaya çıkıyor. Hastanenin bahçesinde yatan vakalar biliyoruz böyle. Kalp krizi geçireceğim, bir şey olsa ben hastaneye yatışayım diye. Yanında devamlı seyahate çıkarken tansiyon aletlerini, bütün aletlerini hazır ediyor. Ve evini hastanenin yakınına taşıyor. Hatta evin içerisinde panik bozukluğu olan vakalar da evin içerisinde yürürken emekleyerek yürüyor ki ayakta yürürsem kalp krizi geçiririm diye. Evde köşe yastığı gibi köşede oturuyor. Hareket etmiyor, kalp krizi geçireyim diye. Banyo yaparken yavaş çekim gibi yapıyor banyoyu. Kapısını açık tutuyor, bana bir şey olursa hemen gelin diye. Yalnız çıkamıyor evde. Evde yalnız duramıyor, dışarı yalnız çıkamıyor. Ve birisinin yanında, muhakkak yanında birisiyle bir yere gidiyor. Kaçınma davranışları bu şekilde oluyor. Beklenti anksiyetesi oluyor ve kişide. Yani panik bozukluğu olan kişide. Yani her an beklentim olabilir mi? Tekrar aynı şeyi krizi yaşar mıyım diye panik atakları. Çünkü o anda aklını kaybediyor gibi. Panik atağı en iyi şöyle tarif ederiz. Bir arabayla 150 ile gidiyorsun hızla diyelim. Birden direksiyon hakimiyetini kaybedersen ne hissedersiniz? Kontrol kaybetmesi, müthiş dehşet bir duygu. Ay, panik ataklı kişiler bunu yaşıyorlar. Gerçekten onların elinde değil bu. Beyinlere hatalı alarm veriyor. Bunu yaşıyorlar. Ve buna takma kafana, gez toz geçer, senin bir şeyin yok, evam yapıyorsun dediğin zaman daha çok hasta olurlar. Yani bu nedenle panik bozukluğu ciddi bir şekilde kişilerin denetim duygularının bozulmasıyla ilgili ve bu kişiler bu özellikleri, bu durum nedeniyle sık sık doktora gitmek ihtiyacı hissederler. Ve beklenti anksiyetesi vardır, sağlık endişesi vardır, devamlı sağlığıma bir şey olacak diye endişesi vardır.